RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde kürsüye çıkan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'dan sert cevap geldi. Köy yollarıyla ilgili söyleme cevap veren Milletvekili Karaman, "Erzincan dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir. Ayrımcılık yoktur, tüm köylerin yolu vardır." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde kürsüye çıkan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un bugün Erzincan'da, Kahramanmaraş'ta Alevilerin yaşadığı köylerde neden ulaşım sağlayabileceğiniz yollar yok, kendinden olmayanı hizmet götürmüyorlar, ayrımcılık yapıyorlar iddiasına AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'dan sert cevap geldi. Köy yollarıyla ilgili söyleme cevap veren Milletvekili Karaman, "Erzincan dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir. Kürtler, Türkler, Sunniler, Aleviler bir arada kardeşçe yaşarlar. Ayrımcılık yoktur. Tüm köylerin yolu vardır." dedi. Coşkun'un konuşmasında "Erzincan köy yollarında ayrımcılık yapılıyor" ifadesi kullanmıştır. Tamamen ayrımcılığa yönelik bir ifadedir, reddediyorum. Erzincan dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir. Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler bir arada kardeşçe yaşarlar. Ayrımcılık yoktur. Kürt, Türk, Sünni ve Alevi köyleri tesbih tanesi gibi hepsi birbirine komşudur. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık olamaz, yapılamaz. Kaldı ki tüm köylerimizin yolu vardır. Daha da iyileştirmek için çalışmalar sürüyor. Erzincanlı yolda ayrımcılık yapmaz. Çünkü yol yapımında dünyaya örnek gösterilen Sayın Binali Yıldırım Erzincanlıdır. Ne Türkiye'de ne de Erzincan'da ayrılık yapılmamıştır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hiçbir ayrım yapılmadan yapılan yollar, dolayısıyla başta Sayın Binali Yıldırım olmak üzere bütün Ulaştırma Bakanlarımıza ve Sayın Adil Karaosmanoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin meydanlarında, kavşaklarda, caddelerde sessizlik hakim oldu. Ülke genelinde 11 Aralık Cuma günü 21'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama süresince güvenlik güçleri ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere il genelinde kontroller yaptı. Şehrin en işlek bölgeleri olan 4 yol, Cumhuriyet Meydanı, Eski Terminal Kavşağı, Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Halit Paşa Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında market, bakkal, fırın, manav, kasap ve kuryem işçiler saat 10-17 saatlerinde faaliyet gösterdi. Lokantalar ise saat 24'e kadar paket servisi yaptı. Görevli polis ekipleri araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolünde bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05'te sona erdi. Sokak kısıtlamasında Erzincan'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sayın seyirciler, sokağa çıkma kısıtlamasında Erzincan'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlar belirtilen saatlerde evlerine kapanarak izole oldular. Bir mesaj yayımlayan Vali Mehmet Makas, "Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalan can Erzincanlı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Erzincan'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir mesaj yayımlayan Vali Mehmet Makas, "Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalan can Erzincanlı hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi. Vali Makas, "Bu süreçte vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımıza, güvenlik personelimize, 112 görevlilerine, muhtarlara, belediye personellerine ve emeği geçen tüm kamu kurum personellerine ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Salgınla mücadele Erzincan'da tüm hızıyla devam ediyor. Vaka sayılarını daha aşağılara çekmek amacıyla denetimler sürüyor. Vali Mehmet Makas, ana caddeler üzerindeki esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Erzincan genelinde salgınla mücadele devam ederken vaka sayılarını azaltmak amacıyla yürütülen denetim çalışmaları sürüyor. Erzincan Valisi Mehmet Makas, ana cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek yolda yürüyen vatandaşlarla sohbet etti. Pandemiden dolayı sıkıntılı günler yaşandığına dikkat çeken Vali Makas, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere alınan tedbirlere uyulması durumunda en kısa zamanda bu salgının üstesinden gelineceğine vurgu yaptı. Erzincan'da hafta sonunda bir cinayet olayı yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kişi evinde 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla çilingire kapıyı açtırdı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri Alkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ercan Alkan'ın ilk belirlemelere göre 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Alkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen 2021 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmeleri kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin bütçesi 252 milyon 279 bin lira olarak kabul edildi. İslam ve gençlik üzerine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 2021 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmeleri kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2020 yılı için 208 milyon 974 bin 995 lira olan bütçesi 43 milyon 200 bin lira artışla 2021 yılı için 252 milyon 279 bin lira olarak kabul edildi. Yapılan bu artış Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin gelişimine katkı sağlayacak. Üniversitemiz içerisinde 11 tane fakülte, 13 tane meslek yüksekokulu, 3 tane enstitü ve 24.500 öğrenciyle ilimize ve bölgemize hizmet Koronavirüs bir kişiyi daha aramızdan aldı. Kocaeli Erzincanlılar Derneği Başkanı ve Kocaeli Toç Birsen Şube Başkanı Güven Perçem, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocaeli Erzincanlılar Dernek Başkanı ve Kocaeli Toç Birsen Şube Başkanı Güven Perçem, 27 Kasım tarihinde yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alınmıştı. Tedavisi devam eden Perçem, solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesine alınarak solunum cihazına bağlanan Perçem, yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. RT Şahmedi olarak Güven Perçem'e Allah'tan rahmet, Perçem ailesine başsağlığı diliyoruz. Evet, Erzincan'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ölümlere her gün yenileri ekleniyor. Bu kez yine bir sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Yıldız, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavi gören Yıldız, hayata tutunamayarak vefat etti. Sağlık çalışanı Yıldız'ın cenazesi bugün Terzibaba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Covid-19 tedbirleriyle kılınan cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Herik, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Orhan Çimen, sağlık çalışanları ve Yıldız'ın yakınları katıldı. RT Şahmedi olarak Ahmet Yıldız'a Allah'tan rahmet, Yıldız ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Erzincan'da olumsuz hava şartları bazı köy yollarında ulaşımı etkiledi. Şehir merkezine kar yağmasa da Refahiye ve Kemaliye ilçelerine bağlı 6 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamadı. Erzincan ve çevresinde yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Refaiye'de 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde aracı tamamen yanmış halde bulunan kuyumcudan 20 gündür haber alınamıyor. Ekiplerin Fırat Nehri'nde yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kuyumculuk yapan 76 yaşındaki İsmail Sezgin, 24 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Adak köyündeki evinden ilçedeki kuyumcu dükkanına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yakınları Sezgin'den haber alamayınca bölgede yapılan aramada otomobil aynı gün tamamen yanmış halde Kemaliye yolu üzerinde bulundu. 20 günden bu yana haber alınamayan İsmail Sezgin'in bulunması için güvenlik güçleri tarafından bölgede çalışma yürütülürken Elazığ'dan gelen balık adamlar Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün altında Fırat Nehri boyunca arama yaptı. Yapılan arama sonunda kayıp İsmail Sezgin'e ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Spor haberimizle RT Haber'e devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor, ligin 15. haftasında kendi sahasında İnegöl Spor'u konuk etti. Maçtan 1-0 galip ayrılan Erzincan Spor, 3 puanın sahibi oldu. Erzincan Spor'un tek golü 11. dakikada Niyazi Batuhan Salman'dan geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor, ligin 15. haftasında kendi sahasında İnegöl Spor'u konuk etti. Müstakil atletizm pisti sahasında oynanan karşılaşmayı Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Hayman'a yönetti. Erzincan Spor karşılaşmaya Murat Demir, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samet Karakoç, Mustafa Ethem Erboğa, Cebrail Akbulut, Hakan Demir, Umut Sönmez, Mümin Talip Pazarlı ve Uğur Daşdemir 11 ile çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan 24 Erzincan Spor 11. dakikada Niyazi Batuhan Salman'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra her iki takımın da gol için çabaları sonuç vermeyince ilk 45 dakika 1-0 Erzincan Spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı pozisyonlar vardı. İnegöl Spor beraberlik golü ararken Erzincan Spor kontra ataklarla gol aradı. Maçta başka gol olmayınca Erzincan Spor sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Erzincan Spor aldığı bu galibiyetle puanını 25'e çıkararak sıralamada maç eksiğiyle 4. sırada yer aldı. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 0-7, Erzurum -4-2, Sivas -5-7, Gümüşhane -5-7, Bayburt -4-3, Giresun -9-16, Elazığ -2-7, Tunceli -3-7, Bingöl -3-9, Malatya 1-7, Yozgat -2-10, Amasya 1-13, Kars -8-1, Van -2-7 ve Ağrı -1-3 derece. Döviz ve altın piyasaları ise şöyle. Dolar alış 7.82, satış 7.83,
Euro alış 9.49, satış 9.50. 22 ayar altın alış 426 lira, satış 427 lira. Tam altın 3066 lira. Yarım altın 1517 lira. Çeyrek altın ise 758 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.